Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerinize. Şimdi çok güzel bir iğne oyası vardı. Elimden geldiğince tığa çevirdim. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Ben öyle gelişi güzel renkler kullandım. Sizler istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Gösterelim. Şu, şu renkleri kullandım arkadaşlar. Modelimizi görelim. İğne oyası olan resmini unutmaz isem eğer mutlaka buraya bırakacağım şu an. Ee, ekranda olacaktır. Birebir de aynısı olduğunu düşünüyorum ben. Çok da güzel oldu. Çıtı pıtı bir model oldu arkadaşlar. İğne oyasından tığa çevrilmiş halini görüyorsunuz. Şimdi başlayalım işimize. Evet arkadaşlar ilk başlarken ipimi tığ battısına sabitledim. Bir zincir çektim. Şöyle normal boyutta bir örümcek yapıyorum. Başına 3 kez aldım. 1 2 tığ battısı atlayıp 3'e giriyorum. 2'şer 2'şer alıp ilmeklerimi çıkış yaptım. Şimdi buraya 2 tane sık iğnesi yapıyorum. 1 2 8 adet zincir çekiyorum. 8 adet zincirimi girip kapattım. 2 adet sık iğnesi yapıyorum yine. 1, 2. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Başına bir aldım. Bu boşluğa giriyorum. Yaprak yapıyoruz. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Başına 2 aldım. Girdim. 2 çekiyorum. 2 çekiyorum, 2 çekiyorum. Başına 2 aldım, girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Başına 3 kez aldım, girdim. 2'şer, 2'şer alıp çıkış yaptım. Yine başına 3 kez aldım, girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, 2 çektim. Bu şekilde bir yaprağımızı yaptık. Şimdi 5 adet zincir son trabzan arası girip kapatıyorum. Burayı sık iğne yaparak iniyorum. 5 6 ve 7. 7 adet sık iğnesi yaptım. 8. yine bu yuvada sabitledim. Şimdi yandaki tığ batlaya girip sık iğne ile kapatıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi araya ben 3 tane tığ battı boşluğu veriyorum. 3 zincir çektim. Yandaki tığ battı kapattım. Bu 1. 3 adet zincir çekip yandakini de kapattım. Bu 2. 3 zincir çekip yandakini de kapattım. 3. Pardon 4 tane veriyoruz arkadaşlar araya. Şöyle bir bakalım. 1, 2, 3, 4. Evet. 3 zincir çekip yandakinde kapattım. 4 istediğiniz araya verebilirsiniz. tabii sizler isterseniz daha fazla ara verebilirsiniz. Şimdi bir kez daha gösteriyorum bu yaprak kısmını. Bir zincir çektim. Örümcek yapıyorum. Çok büyük olmayacak. Şöyle normal boyutta bir örümcek yaptım. Başını 3 kez aldım. 1 iki tığ batısı üçe 3'e girdim. Önce pardon ikişer ikişer alıp çıkıyorum arkadaşlar. 2, 2, 2. Şimdi buraya girip iki tane sık iğnesi yapıyorum. 8 adet zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7 ve 8. Girdim yuvaya kapattım. 2 tane sık iğnesi daha yapıyorum. Şimdi yaprak yapıyoruz. 3 zincir çektim. Başına bir aldım girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Başına iki aldım, girdim. İki, iki, iki çektim. Başına iki aldım, girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. Başına üç kez aldım, girdim. İkişer, ikişer alıp çıkış yaptım. Yine başına üç kez aldım, girdim. İpim koptu. Önce bir, Sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 5 adet zincir çekiyorum. Son trabzan arası giriyorum. Kapattım. 7 tane sık iğne yapıyorum. 5 zinciri kapattıktan sonra 7 tane sık iğne yapıyorum. 5 6 Beyit. Şimdi yuvaya girip bir sık iğne de yuvaya yaptım. Hemen yandaki tığ battıya girip sabitledim. Şimdi ne yapıyorum? 4 tane tığ battı boşluğu veriyorum. 3 zincir çekip yanda kapattım. Bu 1. 3 adet zincir çektim yanda kapattım. 2. 3 adet zincir çekip yanda kapattım. 3. 3 adet zincir çekip yanda kapattım. 4. Yani arkadaşlar yine örümcek yapıp bakın bu alt kısmı yapıyoruz. Şimdi üst kısmına geçelim. Aralarını daha fazla verebilirsiniz. Yani ben 4 tığ batısı boşluk bıraktım. Sizler bunu 5'e 6'ya da çıkarabilirsiniz. Şimdi beyaz rengimi aldım. İpimi sabitledim. Buradan düz yüzünden bakın bu 8 zincirli noktamıza girip ipimi sabitliyorum 3 zincir çektim bu birinci trabzan 3 zinciri başına 2 aldım girdim 2 çekiyorum 2 çekiyorum 2 iki çekiyorum ikinci trabzan başına 2 aldım girdim 2 çektim 2 çektim 2 çektim 3. başına 2 aldım girdim 2 çektim 2 çektim 2 çektim 4. trabzan Başına 2 aldım girdim 2 çektim 2 çektim 2 çektim 5. trabzan 3 zincir çektim yuva içerisine 6. trabzan olarak başına almadan kapattım inmiş olduk. Bir de zincir çekip ipimizi kırdık arkadaşlar şu an böyle bir orta tomurcuk yaptık bunu da kırmızı ile yapalım kırmızı rengimi alıyorum. ipimi tığıma sabitledim. Bakın tomurcuk yapmıştık. Burası düz yüzü. Şöyle tersini çeviriyorum. Buradan yeşilin yuvasına giriyorum. Beyazın dibinden, tersinden ipimi sabitledim. 14 adet zincir çekiyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. 14 adet zincirimi bakın yuvaya girip bu tarafında sabitliyorum giriyorum yeşil yuvama diğer tarafında sabitliyorum 8 adet zincir çekiyorum 3 4 5 6 7 ve 8 dönüş yaptım şimdi bu 8 adet zincirimi bu 14 zincir çektiğim kırmızıya girip kapatıyorum bu bir tekrar 8 adet zincir çekiyorum 4 5 6 7 8 girdim kapattım bu iki tekrar 8 adet zincir çekiyorum girip kapattım 3 bu işlemi 10 kez yapıyoruz yani buraya 10 kez 8 adet zincir kapatacağım 1 3 4 5 6 7 8 girdim kapattım 4 oldu girip kapatıyorum 5 oldu. 7 ve 8 zincir girip kapattım 6 oldu. 8 zincir girip kapattım 7 oldu. 8 zincir girip kapattım 8 oldu. 8 adet zincir girip kapattım 9 oldu. 8 adet zincir girip kapatıyorum 10 oldu. Şöyle. Yine de bir sayalım. 2 4 6 8 10 bir de zincir çektim ipimi kırıyorum arkadaşlar ipleri de temizleyelim Evet arkadaşlar modelimizin yapım aşaması ve tamamlanmış hali bu şekilde İnşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur çok güzel oldu gerçekten tek renk yazmalarınızı renklendirebilirsiniz renkli yazmalarınıza da İçindeki renklere uygun bu motifleri yapabilirsiniz. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın.